Belki çoğunuz farkında değilsiniz ama siz sıcak yataklarınızda uyurken dünyaya doğru tehlikeli bir asteroid geliyor. Bir gökdelen boyutunda ve 26 bin kilometre gibi inanılmaz bir hızla yaklaşıyor. Bilim insanları Mısır kaos tanrısına atfen ona Apophis diyor. 2029'da bize çok yaklaşacak ama korkmayın, çarpmayacak. Adeta yalayıp geçecek ancak 2068'de geri döndüğünde işte o zaman çarşı çok kötü karışabilir. Asteroidler dünya için kozmik tehlike sıralamasında ilk sıradadır. Bize daha önce de binlerce kere çarptılar ve yine çarpacaklar. Buna yakın zamanda şahit olduk. 2013'te Rus şehri Chelyabinsk semalarında kocaman bir ateş topu insanların şaşkın bakışları arasında gökyüzünde süzüldü ve yüzeye çarpmadan binlerce parçaya ayrılarak patladı. Uzay kayası hızla aşağı inerken yoğun alt atmosferin inanılmaz baskısıyla karşılaşır. Asteroidin yüzeyi hızla ısınır ve parlaklaşır. Aslında parıldayan asteroid değil, havanın kendisidir. Isı ve basıncın bileşimi düşen asteroidin patlamasına neden olur. Chelyabinsk asteroidinin patlaması yeryüzüne saatte binlerce kilometre hızında güçlü şok dalgaları gönderdi. Patlama 160 kilometreden fazla alana etki etti, 7000 binaya hasar verdi ve 1500 kişiyi hastanelik etti. Unutmayın ki Chelyabinsk asteroidi sadece 20 metre genişliğinde küçük bir asteroiddi. Şu ana kadar dünya üzerinde patlatılmış en büyük nükleer bomba Sovyetler Birliği tarafından 30 Ekim 1961'de Arktik Okyanusu yakınlarındaki Severn Adası'nda patlatılmıştı. Çar bombası denilen bu nükleer silah 56 megaton gücündeydi. Şimdi gelecekte bir şekilde Apophis bize çarpacak olursa ne ile karşı karşıya kalacağımızı merak edenleriniz vardır. Söylüyorum, sıkı durun. 450. Tam 450 megaton gücünden fazla bir hasar yaratacak. Bu inanılmaz şiddetli bir çarpma olacak ve şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu kesinlikle bölgesel değil, küresel çapta bir hasar yaratacak. Apophis'in yörüngesi önümüzdeki bu yüzyılda her 7 yılda bir dünyayla kesişecek. Hesaplamalara göre Apophis ile 2029'daki karşılaşmamızda bize çarpmayacağını artık biliyoruz. Ancak çok ama çok yakın geçecek. Öyle ki Ay ile olan uzaklığımızdan 10 kat daha yakın. Dünya'ya yaklaşan gök cisimlerinin Dünya ve Ay'ın çekim kuvvetlerinin etkisiyle Dünya'nın yörüngesine girdikleri bölgelere anahtar deliği denir. Eğer bir gök cisminin rotası bu anahtar deliğinin içindeyse endişelenmeye, hatta korkmaya başlasak iyi olur. Çünkü o zaman çarpışma artık neredeyse kaçınılmazdır. Apophis'in Dünya ile her yakın geçişi, Dünya ve Ay'ın bileşik yer çekim etkisiyle anahtar deliğine çekilme ihtimalini arttırıyor. Bu yüzden astronomlar 2068'de Apophis'in Dünya'ya çarpma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyorlar. Elbette Apophis tek tehdit değildir. Astronomlar Güneş'in yörüngesinde dönen tahmini 850 bin asteroid olabileceğini söylüyorlar. Bunların neredeyse tamamı Mars ve Jüpiter arasındaki asteroid kuşağında kendi hallerinde Güneş'in etrafında döner dururlar. Ancak irili ufaklı bu asteroidler bazen birbiriyle çarpışır ve Güneş sisteminin içine doğru yön değiştirerek Dünya'ya yakın geçecek yörüngelere yerleşirler. Bu asteroidlere Near Earth Asteroid, yani yakın Dünya asteroidleri denir. Bu asteroidler Dünya'ya çarpma ihtimali yüksek ama büyük çoğunluğu da küçük boyutlu taşlardır. Bunlar atmosfere girseler bile zemine ulaşamaz, atmosferde yanar ya da Chernobyl'de olduğu gibi patlarlar. Ama bunların arasında bazıları da vardır ki boyutları çok büyüktür. Bunlara potansiyel hazardous object, yani potansiyel olarak tehlikeli asteroidler denir. Buna 365 metre boyutundaki Apophis de dahildir. Arı kovanındaki arıları andıran şu videoya bir bakın. 2018 Temmuz'unda NASA tarafından yayınlanan bu animasyonda 1999'dan 2018'e kadar keşfedilmiş bilinen tüm göktaşlarını görüyorsunuz. İtiraf edeyim ki bu videoya her baktığımda kalbim biraz tekliyormuş gibi hissediyorum. Sizce de bu arılardan birinin bizi sokmaması büyük bir şans değil mi? Keşfedilen bu asteroidlerden 18 bini yakın Dünya asteroidi. Daha da kötüsü, orada keşfedemediğimiz daha milyonlarcası olduğunu biliyoruz. Bazıları saatte 103 bin kilometre hızla bir tüfek mermisinden daha hızlı hareket ediyor. Ve hız yıkıcı gücün anahtarıdır. Bir asteroidin hasarı büyüklüğünden çok hıza bağlıdır. Ocak 2019'da tam ay tutulması sırasında yakalanan şu görüntüye bir bakın. Bu patlamanın nedeni bir göktaşı. Çarpan asteroid sadece 50 santim genişliğinde ama açtığı krater 14 metre genişliğinde.
Bu kadar küçük bir taşın bu kadar hasara sebep olmasının nedeni asteroidin hızıdır. Bir asteroidin hasarı kinetik enerji ile belirlenir. Kinetik enerji iki şeye bağlıdır, hız ve ağırlık. Ama ikisi arasında hız daha önemlidir. Kütleyi ikiye katlarsanız kinetik enerjiyi ikiye katlarsınız. Ama hızı ikiye katlarsanız 4 kat kinetik enerji elde edersiniz. Bundan 50 bin yıl önce 150 metrelik bir asteroid bugünkü Arizona'yı vurmuştu. İşte sonucu, devasa Beringer krateri. Yaklaşık 670 metre genişliğinde ve 150 metreden daha derin. Asteroid saatte yaklaşık 43 bin kilometre hızla yüzeye çarparak binlerce kilometrelik şok dalgaları yarattı. Asteroidlerin yer kabuğunda açtığı oyuk sahip oldukları momentumla ilk aşamada sadece boyutları kadardır. Ancak oluşan muazzam kinetik enerji yer kabuğunun direnciyle bir noktaya kadar küçük bir alanda sıkışır. Bu aşamadan sonra serbest kalan enerji binlerce nükleer bomba gücüyle patlar. İşte asteroidlerin bu kadar devasa kraterler açma sebebi budur. Bu muazzam güç karşısında dehşete düştüyseniz acele etmeyin derim. Bundan 66 milyon yıl önce yaklaşık 200 kat daha büyük ve 1,5 kat daha hızlı 10 kilometre çapındaki bir asteroid Meksika'nın Yucatan Yarımadası'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 180 kilometre çapında bir krater oluştu. Yer altında kaldığı için günümüzde gözle görülemeyen bu asteroidin kuzey tarafındaki bölgesi okyanus tabanında biriken 600 metrelik tortunun altında kalmıştır. Ses hızının 40 katı bir hızla dünyaya çarpan asteroid, Hiroşima'ya atılan atom bombasının yaklaşık 7 milyar katı güçle dünyayı vurdu. Bu çarpmayla birlikte yer kabuğunda şok dalgaları oluştu. Okyanusu buharlaştırdı ve Meksika körfezinde 300 metre yüksekliğinde tsunami dalgalarıyla beraber 10 şiddetinde depremler yarattı. Asteroidin çarpmasıyla kayaların çoğu anında buharlaştı ve yer kabuğu sıvıya dönüştü. Suya atılan taş gibi yükselen erimiş kaya Himalayalar kadar yükseldi. Bir bölümü atmosfere aşıp uzaya fırladı. Yer çekiminin etkisiyle trilyonlarcası minik cam parçaları halinde tekrar düşerek devasa yangınlara sebep oldu. Ortaya çıkan dumanlar ve atmosfere yayılan kül yıllarca güneş ışınlarını engelledi. Dünyanın uzunca bir süre soğuk ve karanlık bir döneme girmesine neden olarak dinozorlar da dahil dünyadaki tüm canlı türlerin 1/3'ünü yok etti. Dünyanın tekrar toparlanması için 3 milyon yıl geçmesi gerekecekti. Şimdi diyelim ki bize doğru hızla gelen ve çarptığında dünyayı mahvedecek bir asteroid keşfettik. Peki ne yapacağız? Bombalayalım mı? Zaten biz insanoğlu bilirsiniz pekçe severiz bir şeyleri patlatmayı, yok etmeyi, değil mi? Her neyse. Yoksa bir uzay aracı falan bir şey yollayıp yolundan saptırarak bizi ıskalamasını mı umalım? Yoksa her şey takdiri ilahi deyip dualar eşliğinde kaderimizi mi bekleyelim? Elbette bilim insanları bunun üzerinde kafa patlatıyorlar. Onlara göre her şeyden önce bu asteroidlerin keşfedilmesi gerekiyor. Çünkü görmediğiniz bir düşmanla savaşamazsınız, öyle değil mi? Öyle iş işten geçtikten sonra keşfetmek de işe yaramaz. Bize kendimizi savunacak bir süre kalacak kadar önceden keşfetmemiz gerekiyor. Ama maalesef bu o kadar kolay değil işte. Şimdiye kadar yolu bizle kesişebilecek birçok asteroid keşfettik. Ama genellikle büyük olanlarını. Boyutu 30 metrenin altında milyonlarca asteroid olduğunu ve bunların tamamına yakından haberdar olmadığımızı biliyoruz. Küçük denilen bu asteroidlerin bir tanesi bile dünyadaki yaşamı alt üst edecek kadar potansiyel tehlikeye sahiptir. Deli danalar gibi güneş sisteminde dolanıp duruyorlar. Neler yapabildiklerini az önce anlattım, gördünüz. Böyle bir felaketi önlemek için yörüngeleri bizimkiyle kesişen tüm asteroidleri öncelikle bulmamız gerekiyor. Ama sorun şu ki çok küçük, çok hızlı ve çok karanlıklar. Öyle karanlık dediğimde de gerçekten çok karanlıklar. Adeta bir kömür parçası gibi. Bu asteroidleri bir nükleer bombayla falan patlatmak da işe yaramaz. Çünkü binlerce parçaya ayrılan asteroid atmosfere girer ve çoklu bir felakete neden olur. Dünyaya düşen parçalar hala çok ölümcüldür ve felaketin boyunu daha da arttırır. En akıllıca çözüm saptırmaktır. Asteroide lazer ışını tutmak ya da bir uzay aracının itiş gücünü kullanmak gibi birçok yöntem bilim insanlarınca saptırma çözümleri arasında gösteriliyor. Asteroidin hızı, boyutu ve konumu elbette çok önemli bir tehdit. Ancak asteroidin türü de başka bir önemli faktör. Tüm asteroidler birbirine benzemez. Birkaç türü vardır ve oluşturduğu içerikleri bilmek çok önemlidir. Çünkü bu potansiyel tehlikelerini büyük ölçüde değiştirir. Asteroidler farklı şekillerde, farklı boyutlarda olabilir. Çünkü onlar gezegen oluşumunun artıklarıdır. 4.6 milyar yıl önce Güneş sisteminin oluşumunun erken dönemlerinde bir kaos vardı
ve bugünkünden çok daha fazla gezegen mevcuttu. Bu kadar fazla gezegen kaçınılmaz bir şekilde birbirine çarparak parçalanıyor, tekrar birleşiyor ve dünyalar inşa ediyordu. Ortam adeta dev bir kozmik bilardo oyunu gibiydi. Bu şiddetten arta kalanlar Mars ve Jüpiter arasında bir moloz yığını oluşturdu. Güneş sistemindeki asteroitlerin büyük çoğunluğu bu kuşakta bulunur. Buradaki asteroitlerin bazen birbirine çarparak yörüngeleri değişir ve iç güneş sistemine doğru Dünya ile kesişecek yörüngelere yerleşerek bizim için büyük tehdit oluştururlar. Genellikle kayalık içerikli olan bu asteroitler arasında tartışmasız en tehlikelisi metal içerikli olanlardır. Çünkü yoğunlukları çok yüksektir ve çok fazla kinetik enerji taşırlar. Açık ara en kötüsü bu demir içerikli göktaşlarıdır. İşte dinozor katili Yucatan asteroidinin dünyada neredeyse toplu bir yok oluşa sebep olma sebebi onun bu demir içeriğidir. Ama bir asteroid türü daha var ki çok daha zorlu. Aralık 2018'de NASA'nın uzay aracı OSIRIS-REx, asteroid kuşağından dünyaya doğru tehlikeli biçimde yaklaşan Bennu asteroidini incelemek üzere yola çıkmıştı. Uzay aracının kameraları asteroidin irili ufaklı kayalardan oluşan gevşek bir moloz yığını şeklinde olduğunu tespit etti. Adeta İsviçre peyniri gibi olan bu asteroidin %60'ı boşluktu. Şimdi bunu niye anlattım? Çünkü bize 2060'ta çarpacağı söylenen Apophis asteroidinin yapısı da dünyadan yapılan radar incelemelerine göre tıpkı Bennu asteroidi gibi bir İsviçre peyniri. Yani kayalık bir moloz yığını. Bennu asteroidi üzerinde yapılacak bilimsel gözlemler Apophis'i anlamamıza yardımcı olacaktır. Kendimizi savunmak için ona nasıl müdahale edeceğimiz, nasıl silahlar kullanmamız gerektiği hakkında bize fikirler verecektir. Peki bu bileşimi onu daha az bir tehdit mi yapıyor? Elbette hayır. Tahribatı en az bir demir yığını ya da tek parça bir kaya asteroid kadar yıkıcı olacak. Apophis gibi bir moloz yığını asteroid bilim insanlarına göre çok sinir bozucudur. Çünkü atmosferle ne zaman etkileşime gireceğini bilemezsiniz. Asteroid atmosfere girdiğinde moloz yığınları dağılarak irili ufaklı birçok kaya parçasına ayrılacaktır. Bu parçalardan ufak olanları yere ulaşamadan patlayacak ve şiddetli şok dalgaları oluşacak. Büyük parçalar atmosferi geçip birçok bölgeye, okyanuslara, karalara çarpacak, şehirler yok olacak. Okyanuslarda inanılmaz tsunami dalgaları oluşacak. Bunları yaşamamak için bu asteroide nasıl müdahale etmemiz gerektiğini öğrenmek zorundayız. Çünkü uzayda onlardan o kadar çok ki bir gün birinin bize çarpmaması imkansızdır. Daha önce çarptılar, hala çarpıyorlar, gelecekte de çarpacaklar. Uzayı düşündüğümde bende her zaman çok daha yoğun duygu halleri oluşur nedense. Bir düşünsenize, etrafınıza bakın. Dünyada ne kadar boş tartışmalarla, gereksiz üstünlük mücadeleleri uğraşıyoruz. Irkçılık, yok sen siyahsın, o beyaz, sen şu dindensin, o ateist. Bir yanda faşist liderlerin boş beyinleri, bir yanda din tüccarları. Yahu işinizi tek bir kaya parçası bitirebilir, hiçbir şey de yapamazsın. Öylece seyreder, dua edersin sadece. Farkında mısın? Yok olursun sonsuza dek. Böyle bir felaket karşısında dua etmek belki insanı ruhen iyi hissettirecek. Rahatlatacak. Ama günün sonunda seni yine bilim kurtaracak.